Sosyal Hocam kanalından hepinize merhaba. KPSS coğrafyada sınavda çıkması muhtemel sorular kapsamında 5. bölümdeyiz. Beşeri ve ekonomik coğrafya konularına kaldığımız yerden devam ediyoruz. O bağlamda sorularımızı çözeceğiz. Kanalımıza abone olarak tarih, coğrafya, vatandaşlık bu derslerle ilgili genel tekrar derslerine, yine soru çözüm videolarına ve deneme videolarına erişebilirsiniz. Canlı yayınlara da katılabilirsiniz. Abone olduktan sonra bildirimleri açarsanız zaten mutlaka canlı yayınlar yayınlanmadan evvel sizlere bildirim olarak ulaşacaktır diyelim. Hadi bakalım sorulara başlayalım. Tekrarı akmakta fayda var. Bu soruların çözümlerine siz bu videoların açıklama kısmında yer alan PDF'ten linkten PDF'lere ulaşabilir. Bu soruları sizler de benden önce çözebilirsiniz diyelim. Şimdi ilk soruya bir başlangıç yapalım. Şimdi Türkiye'de haritası verilmiş burada ve kümes hayvancılığının gelişme gösterdiği yerler işaretlenmiş. İşte şu alanları görüyoruz burada. Ve diyor ki e, haritaya bakıldığında kümes hayvancılığının geliştiği yerlerin temel özellikler arasında hangisi gösterilir? Yani ortak temel özellik olarak hangisini söyleyebiliriz? Kış mevsiminin ılıklığı diyoruz. Mesela İç Anadolu vermiş. Hiç kış mevsimi değil değil mi? Yer şekillerinin sade olması temel hani kümes hayvancılığı üzerindeki bir nitelik değildir. Su kaynaklarına yakın olması değil ama en önemli sebep burada tüketim alanlarına yakın olmasıdır. Çünkü kümes hayvancılığının gerek burada tavukların etinden gerek burada yumurtasından faydalanma niteliğinde büyük şehirlerin çevresinde konuşlanması tamamen bu tüketim noktalarına yakın olmasıyla ilgili olacaktır. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneği. İkinci sorumuza bakalım. Türkiye'de tarımsal faaliyetler çeşitli faktörlere bağlı olarak şekillenir. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de tarıma etkileyen doğal faktörlerden biridir? Doğal bakın, beşeri bir faktör değil. Ülke nüfusunun genç olması, beşeri. Üretime zarar verecek taş parçalarının tarım alanlarından temizlenmesi diyor burada. Temelinde bakın bunları temizleme, beşeri. Yüksek verim elde etmek amacıyla hayvanlıkların ıslah edilmesi, insan tarafından temel niteliktir, yine beşeri. Arazinin dağlık ve eğimli olması insanı şekillendirebileceği bir nitelik olmadığı için işin doğal faktörüdür. Tarım topraklarını işlemek amacıyla tarım makinelerini kullanması beşeri faktördür. Evet, devam edelim. Türkiye'de ekonomik gelişimin farklılıklarını azaltmak ve az gelişen bölgelerinde ekonomik olarak gelişmesini sağlamak amacıyla çeşitli teşvikler uygulanmaktadır diyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi teşvik kapsamına yapılabilecek uygulamalar arasında yer almamaktadır. Bakalım. Gümrük vergisi muafiyeti sağlamak bir teşviktir. Sanayi yatırımlarının devlet tarafından yapılması bir teşvik olmaz. Çünkü teşvik şudur. Hani sen yap ben sana işte bu e, kolaylıkları sağlıyorum. E, devlet kendi eliyle yaparsa bu teşvik olur mu? E, yatırım yeri tahsisi bir teşviktir. Ucuz enerji imkanının sağlanması bir teşviktir. Katma değer e, vergisi yani KDV'nin istisnası da yine bir teşviktir. Ancak B seçeneği bir teşvik e, söz konusu değil. Aşağıdaki yerlerin hangisinde buğday unu kullanımı daha azdır diyecek. Şimdi buğday unu kullanılan yerlerde özellikle buğdaya yönelik olan tarımsal faaliyetlerin fazla olduğu alanlar olacaktır. Göller yöresi, Konya ve çevresi, Güney Marmara'da, Urfa ve çevresinde biz görebiliriz. Ancak Doğu Kadeniz'de mısır üretimi fazla olduğu için mısır unu daha fazla kullanılır. E, bu yüzden D seçeneği diğerlerine nazaran daha az olacak. Türkiye'de hayvancılıktan elde edilen verimin az olmasının temel nedeni sorulmuş bize. Bakalım. Şimdi e, hayvan sayısının az olması. Hayır burada az veya çok olması verimliği artıran bir unsur değildir. Doğal koşullara bağlı hayvancılık yapılması azdır. Niye? Çünkü mesela bes hayvancılığı, modern yöntemlerle yapılan hayvancılık yöntemlerinde elde edilen verim daha yüksektir. Ama bizde işte çayır mera hayvancılığı daha fazla. Ve doğal olarak doğal yöntemlere bağlı olduğu için bu da iklimin... E, hani tamamen uygunluğuna bak bakan bir nitelik olacak. Bu da hani verimlilikte dalgalanmalara sebebiyet verir. Hayvancılıkla uğraşan kişi sayısının az veya fazla olması bir unsur değil. Besi ve ağır hayvancılığın yaygın olması verimi fazlalaştırırdı. Az yapan bir unsur olmazdı. Et fiyatlarının yüksek veya az olması da bir nitelik değil. Bu bir sonuçtur. Gelelim. Türkiye'nin sahip olduğu enerji kaynakları şehirlerin kalkınmasında etkili bir faktördür. Buna göre kalkınmaya yönelik olarak aşağıda verilen İl ve enerji kaynağı işleşimlerinden hangisi yanlıştır diyecek. Bakalım hangisini burada ifade edebiliriz. Aydın, jeotermal kaynaklar doğru bir eşleştirme. Çanakkale rüzgar enerjisi doğrudur. Elazığ hidroelektrik doğru. Zonguldak taş kömürü doğru. Giriyorsun güneş enerjisi demiş. Giriyorsun Karadeniz'de yani Karadeniz'in özellikle kıyı kesiminde olan yerlerde nemlilik yüksek ve yani yıl boyunca bulutluk oranı fazladır. Bu yüzden güneş enerjisinden etkin bir şekilde e, Hani böyle yararlanmak mümkün olmaz değil mi? Devam edelim. Hangi tarım ürününün en çok yetiştirildiği yerlerde küçükbaş hayvancılık yaygındır diyor. Şimdi küçükbaş hayvancılığı hatırlayın. temelinde hani böyle karasal iklimlerde, strip iklimlerinde baskın olarak görebileceğimiz bir hayvancılık türü olacaktı. Küçük küçükbaş hayvancılığın yapıldığı yerlerde de dediğimiz gibi tarım karasallığa bakıyor. E, şimdi Zeytin, pamuk diyorsun. Mesela Akdeniz iklimini temelinde veriyor. Üzüm birçok yerde yetişiyor. E, tütünü de yine Akdeniz ikliminde, Ege bölgesinde falan görüyorsun. Ama buğday, yani buraya daha belirgin olarak görülür. Küçükbaş hayvancılığın yapıldığı ve buğday tarımının yapıldığı yerler paralellik gösterecektir. Bu yüzden sorumuzun doğru cevabı C seçeneği. Devam edelim. Tarım ürünlerinin sıcaklık ve yağış istekleri birbirinden farklı olabilmektedir. Buna göre aşağıdaki ürün çiftlerinden hangisi aynı iklim bölgesinde yetişme alanı bulamaz? Bakın aynı iklim bölgesi için söylüyor. Bakalım. Mısır ve fındık Karadeniz'de aynı iklim. Buğday, zeytin, buğday hani temelinde hani İç daha fazla ama Ege bölgesinde de buğday yetiştirileceği vardır. Yani zeytin yetiştirileceği aynı bölgede. Burada sıkıntı yok. Kırmızı mercimek fındık diyor. Kırmızı mercimek Güneydoğu Anadolu bölgesinde fındık ee, Doğu Karadeniz'de, Karadeniz bölgesinde mümkün olamaz. Çünkü kırmızı mercimek yaz kuraklığı istiyor. Fındık temelinde biraz nemlilik isteyecektir. İncir, turunçgil ve ayçiçeği, pirinç aynı bölgelerde yetiştirilebilir. C seçeneği mümkün değil. Sulamalı tarımının yaygınlaşması aşağıdakilerden hangisinin artmasına neden olmaz diyor. Bakalım. Şimdi sulamalı tarımla beraber tarımın önünde çeşitlilik elde edilir. Çünkü suyla beraber yani ekilmeyen bazı tarımın önünde ekmeye başlarsınız. Tahıl tarımının yapıldığı alanların genişlenmesi beklenmez değil mi? Veya bunların artması beklenmez. Çünkü hani daha çok ekonomisi getirisi yüksek olan ürünler ekilmeye başlanacaktır. E, tarımsal üretimde sürekliliği sağlar. Su devamlılıktır. Birim alandan alınan ürün miktarında ve verimlilikte artışa sebebiyet verir. Sebze ve meyve hekim alanları da genişler. Devam edelim. Türkiye'de farklı iklim tiplerinin görülmesi yetiştirilen tarım ürünün çeşitliliğini arttırmıştır diyor. Şimdi aşağıda yerden hangisinde verilen ürünlerin ülkemize yetiştirilmesi farklı iklim tiplerinin görüldüğüne kanıt gösterilebilir diyor. Bakalım. Ee, şimdi bakın. Bu gibi sorularda şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Verilen iki ürün birbirinden ayrı yerlerde yetiştirilecektir. Şimdi çay, fındık aynı bölgede. Buğday, arpa aynı bölgede. Ama zeytin işte Ege'de. Akdeniz ikliminde, fındık Karadeniz ikliminde. E, doğal olarak farklı iklim tiplerinin ürünleridir. Ama aynı anda yetiştiriliyor. Bu da hani farklı iklim tiplerinin bile aynı zamanda görüldüğünün bir niteliği olur. Turunç incir, mercimek arpa aynı yerlerde. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneği. Farklı iklim tiplerinin görüldüğünün bir kanıtı olacaktır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki açıklamayı doğrulamaktadır diyor. Bakalım. Bir tarım bölgesinde yetiştirebilecek ürün çeşidi fazla olsa bile çiftçiler daha çok gelir getiren tarım ürünlerine yönelmektedir. Hangisi bunu kanıtlar? Bakalım. Buğday tarımının Karadeniz kıyısında az olması bu ekonomik getirisinden daha ziyade biliyorsunuz buğday temelinde yaz kuraklığı isteyecektir. Karadeniz iklimi buna uygun değil. Bu iklimsel. Sebze yetiştirilerinin Erzurum'da yapılamaması yine iklimsel. Soğukluktan ötürü. Bu. Turunçgil tarımının Ege kıyılarından Akdeniz kıyılarından daha az olması diyor C seçeneğinde. E, temelinde Ege kıyılarından Akdeniz kıyılarından daha az olmasının sebebi iklimsel faktörlerden ötürüdür. Akdeniz'de daha belirgin olarak e, turunçgil tarımı yapılıyor. E, Konya Ovası'nda buğday ekim alanlarının geniş olması bu hani işin iklimsel boyutu çünkü buna uygundur. Akdeniz kıyılarında zeytin tarımının Ege kıyılarından daha az olması. Bakın normalde zeytin hani karakteristik bitkisi Akdeniz bölgesi ve Akdeniz ikliminin temel niteliğidir. Ege'de normalde daha az olması gerekiyor ama Akdeniz bölgesinde ekonomik getirisi daha fazla olan ürünlere yer ayrıldığı için zeytin Ege'de daha fazla olacak. Bu yüzden bu bunu kanıtlar. Zor bir soru niteliği ama yorumladığınız zaman çıkabiliyor. Sorumuzun doğru cevabı E seçeneği. Türkiye'de tarım alanında verim artırmak için aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlış? Olur diyor bakın. Verim arttırmaya çalışacağız. Yaz aylarında kurak geçtiği yerlerde sulama olanaklarının artırılması doğru bir e, hamle olur. Bunu söylersin. Otlak ve mera alanların tarım alanına verimliliği artırmaz. Burada bu söylenemez. Tarımlama içine kullanımının yaygınlaşması verimliliği artırır. Tarım ürünlerine zarar veren böceklerle mücadele edilmesi verimliliği artırır. Tar toprakta eksik olan mineralleri gübre kullanımıyla artırılması yine verimliliği artırır. Devam edelim. Türkiye'de 1927 yılında çalışan nüfusun yaklaşık %75'i tarım sektöründe çalışıyorken günümüzde bu oran %25'e kadar düşmüştür. Yalnızca bu bilgiye bakılarak çıkarımlardan hangileri yapılır? Sadece buna bakarak yorum yapacağız. Dikkat edin. Şimdi tarımsal verimliliğin azaldığı nereden bileceksin? Burada sadece insanların oransal olarak azaldığını söylüyorum ama verimliliğin artıp artmadığı konusunda herhangi bir fikir veya beyan yok. Tarım alanlarının sanayi alanına neye dönüşüldüğü hakkında bilgi yok. Belki meskene dönüşüldü, belki farklı alanda kullanılıyor. Hizmet ve sanayi sektöründe çalışanların oranının artı. Evet. Şimdi toplamda zaten 3 tane sektör var. Sanayi, hizmet, tarım. E, tarımda oran düşüyorsa her türlü diğer iç sektörde artlanan e, bir kanıza olur burada. Bu yüzden 3'ü kesinlikle söylersin. Devam edelim. Türkiye'de Ordu ile Rize arasında araştırma yapan bir gözlemcinin gördüğü bir tarım ürününü aşağıdaki yerlerden hangisinde de görmesi bu ürünün yetişme alanının geniş olduğunun göstergesi olamaz diyor. Bakalım. Şimdi Konya çevresi, Kocaeli çevresi, Diyarbakır, Erzurum, Isparta. Şimdi bu tip sorularda verilen yerlerin hani mevcut iklime yakınlığıyla görülecektir. Şimdi Ordu ve Rize Karadeniz iklimini e, gören e, bölgelerdir. E, Kocaeli ve çevresinde de karakteristik olarak hani e, geçiş Marmara ikliminin geçiş tipinde Karadeniz iklimi de görülecektir. Şimdi Konya'da görsen e, geniş olduğunu söyleyebilirsin. İşte Diyarbakır'da görsen, Erzurum'da görsen, Isparta'da görsen bunlar farklı iklim niteliklerini barındırdığı için geniş dersin. Ama e, Kocaeli bunun için uygun bir yer olmaz. Belirgin iklim özellikleri olduğu için e, doğaldır yani. Öyle söyleyelim. Şimdi yaşadığım yerde kışlarılık geçiyor. Doğal hemen hemen hiç yaşamıyoruz. Cam ve naylonlara kaplı seralarla kışları tarımsal üretime devam edebiliyoruz. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlere ve yoğun nüfuslu alanlara kışları ürettiğimiz sebze ve meyveleri kamyonlarla sevk ediyoruz. Yapılan tarımsal faaliyetlerle ilgili açıklamalarda bulunan çiftçi, haritada harita alanlardan hangisinde faaliyetini sürdürmektedir? E, sıra diyorsa, işte kışılıklı diyorsa, bu kesinlikle Akdeniz bölgesindedir. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneği. Devam edelim. Aşağıdaki Türkiye ekonomisini etkileyen bazı faktörler örneklendirilmiştir. Bunlardan hangisi Türkiye'nin mutlak konumu ile ilgilidir? Bakalım. Engel bir yapıya sahip olması ekonomik faaliyetlerde verimli bu özel konum kıyı olanında tarıma dayalı sanayi yapılış özel konum farklı mevsimlerin belirgin yaşanması bitki çeşitliliğini artırmış yani dört mevsim belirgin olarak yaşama mutlak konumdur bu yüzden sorumuzun doğru cevabı C seçeneği. Doğu ve Batı medeniyetin buluşma noktası özel konum İstanbul Boğazına sahip olması özel konum devam edelim aşağıdaki hangisi Türkiye'de 1923-1999 yıllarında ekonominin gelişmesine yönelik yapılan çalışmalardan biri değildir diyor. Bakalım. İzmir İktisat Kongresi 23, Teşvik Sanayi 27, Devlet Planlama Teşkilatı'nın kurulması 1960'tır. Daha sonra kalkınma planları hazırlanacaktır 60'tan itibaren. Aşar vergisi 25, tarımla makineleşme teşvik edilmesi yine 23-29 arasında. 1960 C seçeneği sorumuzun doğru cevabı. Devam edelim. Aşağıdaki göllerin hangisinde tatlı su balıkçılığı yapılmaz diyor. Tatlı su balıkçılığını biz Beyşehir, Eğirdir, Çıldır ve İznik göllerinde yaparız. Ancak Burdur'da tatlı su balıkçılığı yapılmaz. Devam edelim. Aşağıdaki hangisi bu tür tarım ürünlerine örnek gösterebilir diyor. Bakalım. Türkiye'de birçok mikroklima alanı bulunmaktadır. Bu mikroklima alanları Türkiye'nin genel iklim koşullarına uygun olmayan bazı tarım ürünlerinde yetiştirilmesine olanak sağlamaktadır diyor. Mesela bunlardan biri de biliyorsunuz ya Antalya-Namur arasında bulunan muz tarımıdır değil mi? Mikroklimatik bir nitelik taşır. Bu örnek gösterilebilir verilen seçenekler arasında. Ve son sorumuza gelelim. Aşağıdaki şeylerimizin hangisinde arıcılık daha fazla yapılır? Şimdi arıcının bir yerde fazla yapılabilmesi için hani nemliliğin yüksek, yağışın fazla olması gerekiyor. Bu gibi yerlerde Türkiye'de hani yükseltinin ve engebenin fazla olduğu, yağışın fazla olduğu alanlardır. E, Konya, İzmir, Kayseri, Edirne bunlardan biri. Menteşölesi Muğla e, Türkiye'de arıcının fazlaca yapıldığı alanlar arasında işte Rize, Hakkari, e, Yıldız Dağları bölümü arıcının fazla geliştiği alanlar olur. Sorumuzun doğru cevabı e -E D seçeneği. Evet, sorularımız sona erdi. Ee, gelecek sorularda e, beşeri ekonomik coğrafyaya devam edeceğiz. E, o bölümlerde tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok çok dikkat edin. Hepinize çalışmanıza kolaylıklar dilerim. Size ve ailenize saygı ve selamlarımı iletiyorum. Hadi bakalım, hoşçakalın.